Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dün akşamdan beri kaçıncı kahve? Uykusuzsun belli. Sabaha kadar dolaştım. Leyla'ların evinin önüne gittim. Pardon. Efendim Necla? Gördün mü dergiyi? Hayır, almadım da. Çok güzel çıkmış resimler Cem, bayılacaksın. Öyle mi? Neredesin sen, şirkette değil misin? Hayır. Ben müsait olunca seni arayayım mı? Tamam. Pardon canım, bay bay. Görüşürüz. Necla'ya buluşacağımızı söylemedim. Ne yapacağım ben Cem? Leyla'yı nasıl geri kazanacağım? Sürekli onu düşünüyorum. Çok yanlış yaptım ona karşı. Bana kızmakta çok haklı. Hala bana kızgın biliyorum. Görmek istemiyor eminim ama mutlaka bir şekilde konuşmam lazım. Leyla eski kocasına döndü. Birlikte yaşamaya başladılar. Ablacığım. Ne haber canım, okulda mısın? Yok yok, evdeyim bugün. İyi. Dün akşam için darılmadın değil mi? Siz de olsaydınız çok iyi olurdu ama annem söyledi. Cevriye Hanım huzur vermemiş galiba. Sorma. Şimdi de Mithat Bey'i Reyhan'a yapmaya kalkmış. Düşünebiliyor musun? Ta buradan oralara yetişiyor. Sen evde değil misin? Çok rahat konuşuyorsun. Cevriye Hanım evde yok. Nuneşi ile birine oturmaya gitti. Aman geçsin. Hediyeni de aldım. Çok teşekkürler. Beğendin mi? Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Vakit bulunca yatak örtüsünü de yaparım sana. Sağ ol canım. Abla, madem kafan da rahat, hemen şimdi bakkala gidiyorsun, dekorasyon dergisi alıyorsun. Aa, çıktı mı resimler? Evet. Hem de 8 sayfa. Kapakta da Cem'le bizim resmimiz var. Oo, çok ünlü bir kardeşim var desene. Ünlü ve sosyetik. Aşk olsun. Hemen alırım şimdi. Hangisiydi? Tamam. Dün gece nasıldı? Suzan Hanımlar da vardı. Sinir. Durdu durdu laf soktu. Babam bozulmasın diye halden hale girdim. Annem ne yaptı? Lafın altında kalmamıştır. Ne yapsın, yazık. Hiç yazık deme. Ona çok kızgınım. Ne oldu? Leyla'yla görüşmüş. Gerçekten mi? Evet. Nehir ablalarda buluşmuşlar. Sonra çıkardı yüzüğü. Şaşırıp kalmışım. Şaşıracak yanı kaldı bunun Allah aşkına sende. Adam yıllardır bundan başka laf etmiyor ki. Leyla içeride olmasaydı bu kadar çabuk cevap alamazdı yine de. Hayırlısı. Barışmamız neye vesile oldu bak. Öyle. Dün Necla'nın evindeyken şöyle bir baktım da. Ah dedim içimden. Ne olurdu Leyla'nın da Fikret'in de böyle güzel evleri olsaydı. Böyle güzel düzenleri. Zamanlı olur inşallah. Yok anam. Onların zamanı olsa benim görmeye zamanım yetmez. Aa, güzel mi evi? Ah, ne diyorsun? Saray saray. Koskoca bahçe. Bodrum katına spor salonu yapacaklarmış. Oo. O da. Ay anlatamam güzelliğini. Ah. Ah. Tam lafının üstüne. Necla mı geldi? Ali Rıza Bey'miş. Bu ne heyecan canım? Anlayacaksın şimdi. Aldın mı hayatım? Hoş geldin de önce bir ya. Ver şunu, ver. Ay, şunlara bak. Ay, hoş geldiniz. Gelin hanım. Ay, utandırmayın Allah aşkına. Aa, kapakta hem de resimleri. Ay, inanmıyorum. Bütün evin resimlerini çekmişler bak. Aa, evet. Aa, göstere göstere anlatayım hadi.
Hadi gelin yukarıda oturalım hadi. Aşağıda mı oturuyordunuz yoksa? Aa, mutfaktaydık canım. Ay söylediği şeye bak. Hadi gel canım gel. Buyurun. Gel canım. Bakayım. Efendim. Uyandırdın mı? Affedersin. Hayır. Hayır hayır. Kalkmam lazımdı zaten. Şevket kalkmadı mı da? Uyuyordu ama. İyi oldu. Kalkmış. Ne haber? Ne olsun. İnşaattasındır diye aradım ben de. Evde olabileceğin aklıma gelmedi. Yo, gece çok geç geldim. Daha doğrusu sabaha karşı. Ne yaptınız? Kutladınız mı? Hayır canım. Nerede? İnşaatın demirlerini bekledik Erkan'la. Nöbet tuttuk sabaha kadar. Yazık size. İlk heyecan. Ayrılamıyoruz inşaattan. Tabii başında durmak lazım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Atölyedeyim ben de. Dünü düşündüm de temel atma törenini. Ya büyük açılış oldu. Oldu vallahi. Gözüm doldu benim. Seninle gurur duydum. Teşekkür ederim. İnşallah mahcup etmeyeceğim sizleri. Çabalıyorsun, uğraşıyorsun. Bu çok değerli Şevket. Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah. Nazar değmesin. Çok güzelmiş evi. Dediğim gibi ama değil mi? Güle güle otursunlar inşallah. Darısı Fikret'in... Sedef'in başına. Amin. Vallahi şunları hiç düşünme bence.